Herkese My Team kariyerimizin sezon arası bölümünden yeniden merhaba. İkinci sezonu şampiyon olarak noktaladık. Takımlarda ise ilk 3'e girmeyi başardık ve 20 milyon dolar gibi bir para ödülünü sponsorlardan kaptık. Son yarışta ilk 3'e girmeyi başardık. Aktivitelerimiz var. Takım arkadaşımızla alakalı sözleşme yenilemeleri var. Ve aracın yeni renk düzeni var. Verimli bir sezon arası geçireceğiz. Fabrikasyon kısmında güncellemeler, geliştirmeler yapacağız. Felipe Drogovic ile devam etmeyi düşünüyoruz şimdilik. Bir event daha geldi. Bunu Fire olarak seçmemiz bizim açımızdan daha iyi gibi. Ayın 17'sinde de sezon sonu oluyor. Şimdi takım arkadaşımızla sözleşme yenileyeceğiz. Şu anda araç sıralamasında 4. sıradayız. 1-2 parçayı daha adapte edelim. Bakalım ilk teklifimizi yapacağız. Orta seviye bir risk seçerek yapıyoruz. Çok maliyetli olmaması açısından ve kabul etti. Takım arkadaşımızla en azından çok fazla uğraşmadık adam aramakla. Ve Fernando Alonso emekli oldu. Son yarışta da podyuma çıkmıştı zaten. Hemen dibimizde ikinci olarak yarışı noktalamıştı. Zevkli bir yarıştı. Podyumda kariyerini noktalamış oldu böylece güzel bir şekilde. Not an easy decision. But you handled it well. Except the others. Thanks. Ve sezon sonu geldi. Parça güncellemelerine tekrardan bakalım. Şu anda burada hiç güncellememiz gereken motor kısmında parça kalmadı. Burada 2 tane, 3 tane yenilenmesi gereken parça var. Bir tane buradan seçtik ama diğerlerini iki parçayı güncelleyemiyoruz, adapte edemiyoruz. Önümüzdeki sezona kalacak gibi. Personel kısmında küçük bir geliştirme yapacağız. Seviyeleri eşitledik. Fitness Center ile. Sonra aerodinamiğe geliyoruz. Build time kısmını geliştirdik. Şaside de aynısını yaptık. Ve artık sezon sonu dedik ve gelişimler ekrana yansıyor. Sezon sonu itibariyle 20'ye çıktık. Sezonu ilk 3'te bitirdiğimiz için bonusları aldık. 35 milyon dolarımız var. 35.8. Bir dünya şampiyonluğumuz var. 34 puan Drogovic'den gelmiş. 329 puan da bizden gelmiş. Ve yeni takvim, yine 22 yarış yapacağız. Full race olarak devam edeceğiz. Bu sezon Çin'i ekleyeceğiz. Macaristan ve Amerika'ya veda edeceğiz. Kota pistine gerek yok. Miami pisti daha heyecanlı. Portekiz'i ekliyoruz. Daha sonra da Macaristan'a çıkartıyoruz.
güzel bir fikstür oldu. Ve yeni aracımız ekranlarda oldukça güzel bir renk düzeni oldu. Kendimize mesleğimize uygun bir audio name seçtik. Takım detaylarına geliyoruz. Takım ismi aynı. Sponsorlara bir göz atacağız. Şu anda 5 milyon 400 bin dolar veren var. Bunu seçeceğiz. Haftalık getirisi de 810. Renault motorunda yine sabit kalmayı düşünüyoruz. Şu anda en iyi motor Mercedes'te gözüküyor. En kötü motor bizde. Yeni araç renk düzeni de muhteşem gözüküyor. Şimdi biraz daha eşit olarak tüm fabrika departmanlarına yatırım yapıyoruz. $31.4 milyon kaldı. Kalite kontrol kısmını da geliştirdik. Şasiye de yatırım yapıyoruz. Şu anda 5 milyona yakın paramız kaldı. Biraz daha sezon ortasına doğru ya da bir sonraki ilerlemelerde para geldikçe yatırımlara devam edeceğiz. Tüm departmanları ikinci seviyeye yükselteceğiz sezon öncesinde. Ve Alonso'nun emekliliğinden sonra Ocon yerini korudu. Gridde de herhangi bir aşırı bir değişiklik olmadı. Robert Schwarzman Alfa Romeo'ya geçti. Alfa Romeo'dan da Guanyu Zhou Alpine geldi sadece, o kadar. Latifi yine koltuğunu korumayı başardı. Herkes istikrardan yana. Şimdi departman gelişimleri aktifleşecek. Ve bize rival seçmemizi istiyor. Leclerc'i seçeceğiz. Artık sezonun ilk yarışında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.